Neden Atlas'a geleyim? Anlatmak ister Hadi misin bakalım. bilmiyorum Neden Atlas'a hocam. gelsinler? Gelsinler ya. Bir hocalar genç, Şöyle. dinamik, o güzel. Şöyle hocam, Atlas Üniversitesi gerçekten farklı bir vizyonda kuruldu. Yani kendi üniversitemiz diye demiyorum. Ekip olarak biz çok heyecanlıyız. Çok değerli hocalarımız mevcut aramızda. Gerçekten İstanbul'da ve yine Türkiye'de, hatta Cleveland'dan, Boston'dan gelen hocalarımız var. Yani ekibi incelerken, ekipten büyüklerimle, meslek büyüklerimle oturup konuşurken vizyonlarına hayran kaldığım çok değerli hocalarım var. Ve fiziki yapısı olsun, İstanbul'un merkezi, yani çok merkezi konumunda bulunan vakıf üniversiteleri arasında en büyük alana da sahip üniversite olan bir üniversite kuruldu. Simülatif eğitime çok önem veriyor. Gerçekten en son teknoloji cihazlar neyse onlar kuruluyor ve bizim hastanemizde de böyledir. Biz Bağcılar'da kurulan bir hastaneyiz ama 3 Tesla MR var mesela, hibrit ameliyathane var. Yönetim kurulu başkanının pediatri uzmanı olması, yani hekim olması biraz bu noktada çok fazla, yani çok fazla önünü açmış hastanenin ve üniversiteye bakış açısı da bu. Rektörümüz kalp damar cerrahı, çok titiz bir hocamız. Evet, Batuhan Batuhan hocamız. şöyle. Kendisine çok saygı ve selamla anıyoruz şöyle. Biraz korkutucu rektör. İndir ayağını indir. Yine yönetim kurulu başkanımız da bu alanda çok titiz. Çok önemsiyoruz üniversitemizi. Hocam ben şeyi anlatayım aslında, hani tamam abi, tabii ki imkanlar güzel, çok güzel gelsinler. Gerçekten eğleniriz çocuklarla, spor yaparız, şey yaparız, gezeriz, tozarız beraber, fotoğraf çekeriz, şu bu. Ama şey, yani ben kendi hastane tecrübemden aslında yola çıkarak anlatmak istiyorum. Son işte 5 senedir falan işte gece gündüzlü tam Oradayım diyorsun. mesai yapıyorum hastanede. Yani şöyle bir şey vardır. Biz bazen bazı hocalarımızdan bunu gördük dönem dönem. Bazılarından da tam aksini gördük. Bilgiyi kendilerine saklayan insanlar vardır. Bir de bilgiyi paylaşıp şöyle, yani ben hep şuna inandım ve ona inanan insanlarla çalışmanın açıkçası memnuniyeti içerisindeyim. Hiçbir bilgiyi kendime saklamadım. Yani anlatabileceğim bir şey varsa veya fırsatım varsa ve karşımdakinin de bunu alıp kendi uygulamasını kendimi bir noktadan daha iyi bir noktaya getireceğini düşünüyorsa, tamamen açık bir şekilde ben ne biliyorsam onu hani her Veriyoruz, seferinde evet. anlatırım ve hastanedeki bütün doktor arkadaşlarım da böyle, yani Çağrı abi burada yüzüne söylüyorum ama yani her hastamı her saat her dakika danışabildiğim onun güveniyle çalışıyorum ben, yani Evet. açıkçası bir diş hekimi Doğru, bu olarak biraz da gönül, yani. biraz değil aslında ya, bu cidden gönül işi. Yani ama şimdi şöyle, hekim kadromuzun hepsi öyle, yani arıyoruz işte kulak burun boğaz hocamız, işte ya böyle böyle bir ameliyat yapacağız, işte tabii diyor gelirim, hep beraber yaparız, ya da işte onlar beni arıyorlar, ya böyle böyle bir hastanın bir durum var, dişler olabilir mi, hep birlikte koşuyoruz aşağı iniyoruz ekip olarak, hani bazen bir bakıyoruz ameliyathane kalabalık, herkes birbirinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor, yani sürekli zaten dinamik bir bilgi alışverişi var hastanemizde son Evet. 20 yıldır. Devam yani edecek gibi esas gözüküyor. şu, yani hani mesela düşünün, hani çok böyle devlette iyi bilinen üniversiteler vardır ama asla fiziksel imkanları iyi değildir. Onları iyi yapan şey aslında oradaki insan gücünün kalitesi. Evet. Ve yani önümüzdeki dönem bilgi kıymetleniyor. Yapay zekalar şu işimizi elimizden alır mı kaygısını yaşıyoruz tabii ki. Yapay zekalar da gittikçe akınlanıyor. Ama iyi donanımlı ve işini severek yapan insan da gerçekten işsiz kalmıyor arkadaşlar. Hani çok sevdiğin zaman, çünkü kendini geliştirmek için her şeyi yapıyorsun. Kesinlikle. En önemli kısta, hele sağlıkta, sevmeden olmaz. Şimdi biraz önce dedin ya, ders programını yaparken şey yaptım diye. Mesela bir Nur Seda demiş ki, her üniversitede aynı eğitim sistemi mi uygulanıyor? Mesela YÖK bir müfredat veriyor ve herkes onu mu uyguluyor? Yoksa siz yani mesela yeni üniversite olduğunuz için yeni müfredatlar yaptınız. Şimdi O şöyle, müfredatları nasıl geliştiriyorsunuz? o işler biraz karışık. YÖK bize diyor ki şu 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 eğitimi vermek zorundasınız. Genelde bölümlerle alakalı çekirdek eğitim programları hazırlanmış oluyor. Mesela ben kendi alanımla alakalı diyorum, diş hekimliğinde bir kurul toplandı. Bir çekirdek eğitim programı hazırlandı. Bu çekirdek eğitim programında bazı kazanımlar var. Asıl her zaman bölümün ulaşmaya çalıştığı şey odur. Yani hani ama o şöyle söyleyeyim, en dipteki amacıdır. Ondan sonra hani zaten üniversitenin o geri kalan sağladığı imkanları, hani müfredat dışına çıkmak ya da çıkmamak değil. Neticede her öğrenci geldiğinde bölüm harici bir sürü ders alıyor. İşte inkılap tarihi alıyor, Türk Dili Edebiyatı alıyor, işte birkaç tane böyle temel bilim dersleri alıyor. Aslında bunlar çok bölüm içi dersler değil ve birçoğu aslında lisede öğrenilmiş dersler. Ama şöyle düşünelim. Biz mesela biraz daha ek derslerimizi veya ders içeriklerimizi
dizayn ederken onlara dikkat ettik. Mesela işte staj sürelerini maksimuma çıkarttık. Ya da işte ne bileyim dediğim gibi işte çocuğun kendini geliştirebileceği şöyle bir şey var. Hani aslında o kendini geliştirme mantığına adapte etmemiz gerekiyor. İşte evet. Şey yapay zeka diyorsunuz ya mesela yapay zeka toplayabildiği veri kadar akıllıdır. İnsan da öyledir. O yüzden de... Çok güzel bir cümle. Müthiş bak bu cümleye bayıldım. İnsan da öyle evet. Tabii yani tecrübeli bir cerrah zaten tecrübesiz bir cerrahtan ayıran, tecrübeli bir hekimi tecrübesiz bir hekimden ayıran, tecrübeli bir hemşireyi tecrübesiz bir hemşireden ayıran o. Aslında o noktada biz kendine maksimum tecrübeyi her şey aslında. Edindirmek, yani maksimum klinik tecrübeyi edindirme yoluna gideceğiz. Bu arada tabii üniversitelisiniz canım hani gezeceksin. Tabii ki yani. Kesinlikle. Sosyal kulüplere gideceksin. Hani kendini sosyal açıdan da geliştireceksin. Artık onlara da bakıyorlar biliyorsun. İstedikleri kadar gezebilirler ya. Üniversitenin içinde kampüs 24 saat açık yani. Biz okulda da destekliyoruz. Şimdi İngiltere'de IELTS diye bir dil sınavı var. Bu dil sınavına girdiğinizde sözlü kısmında kart çekiyorsunuz. Kartta size Beethoven'ın 9. senfonisinden bir şey sorabiliyor. İngilizce soruyor ama orada sizin hem İngilizcenizi yokluyor hem de 9. senfoniyi yokluyor. Biz istiyoruz ki bize gelen öğrenciler aynı zamanda o kültürel yapıda da yetişsin diye bir altyapı hazırlıyoruz. Kreatif direktörümüz bunun için epey uğraştı. Hastanenin hastane tarafındayız o zamanlar. Üniversitenin fiziki altyapısı da ona uygun yapıldı. Evet. Açık hava sineması yapıldı mesela. Bir fitness salonu yapıldı. Kulüpler kuruluyor şu anda. Hem tiyatro kulübü kuruluyor, fotoğrafçılık kulübü kuruluyor. Yani birçok sosyal alanda da dersin dışında destekleyeceğiz öğrenci kardeşlerimizi. Evet. Ne kadar çok yapacak şey var değil mi? Evet. Peki 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş var mı? Hadi bakalım. Evet, dikey geçiş sınavıyla yine YÖK'ün yaptığı dikey geçiş sınavıyla 2 yıllıktan 4 yıla geçişimiz mevcut. Evet. Şimdi dikey geçiş sınavı ile ilgili şunu söyleyeyim. Dikey geçiş sınavı ile sen bir yere geçeceksen daha ön lisansta ilk günden itibaren dikey geçiş sınavına çalışmaya başlayacaksın. Çünkü dikey geçiş sınavı o kadar kolay bir sınav değil. Zor bir sınav. Kontenjanla sınırlı ama çalışırsan yapabileceğin bir şey. Ama ben onu böyle son 2 ay çalışırım geçerim diyorsan yapamazsın. Hani bu tüyoyu sana söyleyeyim. Mutlaka hani okula girdiğinde bir taraftan okul derslerine çalışırken bir taraftan da dikey geçiş sınavına hazırlık yapıyor olman lazım. Bu sınav merkezi yapıldığı için orada bir sıralaman oluşuyor. Yani okul seni ayrıyetten dikey geçiş sınavıyla bir yere yerleştirme gibi bir şeye giremiyor. Ama bir şeyler dikey geçiş sınavında başarılı olduktan sonra okullar genellikle kendi okuyanlarına çok fazla destek oluyorlar ve yardım ediyorlar. Hani Atlas Üniversitesi zaten öyle kurguluyor. Peki şimdi mesela bursla size gelirse bursunu keser misiniz sonra? Öyle bir niyetimiz yok. Şimdi devlete mi gideyim, Atlas'a mı gideyim, bursumu keserlerse 2 yıl sonra demiş. Evet, ben öyle bir program yok diye biliyorum. Ben yani. Şey yapayım o konuyla alakalı detaylı bilgi vereyim. Şimdi bir öğrencimiz bize girdiği zaman burslu olarak eğitim süresi boyunca bu bursu geçerli. Evet. Yani mesela diyelim ki %100 bursla girdi diş hekimliği fakültesine, orada 5 sene boyunca bu geçerli. Ama 6. seneye sarkarsa ki sarkmaz. 6. seneye sarkarsa. Yani bursu geldiyse aslında zaten. Yok ki bursları 7 yıl boyunca geçerli. Efendim? Yok bursları 7 yıl boyunca geçerli. O zaman tıp fakültesi alttan bir sene daha uzarsa. Evet. Bir sene ama 7 yıl ama bu arada tabii yüz kısaltıcı bir suç olursa kesiliyor. Üniversitelerin özel kontenjanları olabilir. Bununla ilgili arkadaşlar yine tekrardan bir listeyi kontrol etsin. Eğer üniversite özel başarı bursu sizin çok var çünkü mütevelli eğitiminiz verecek. O burslarda sınır koymuş olabilir üniversiteler. Evet, o yüzden üniversitelerde lütfen onları konuşun olur mu? Yerleşeceğiniz üniversitede sorun ben ne kadar bursum geçerli. Bursla ilgili ama şeyden korkmayın. Vakıf üniversiteleri hep öğrenci lehine çalışıyor. Hani böyle bir gelsin de çocuk seneye para alalım durumu yok yani. Hani bursunu keselim seneye de paralı olsun. Yani işte öyle bir durum yok. Keselim yok yani. Gibi bir durum yok ama hani. Yani... O kadar yok ki ben bilmiyorum konuyu yani. Ya bursunu keselim. Çağrı olayla ilgilendim. Gerçekten o kadar yok yani. Bu bursunu keselim aman işte seneye de para alalım diye bir şey tabii ki yok ama hani biz dediğim gibi yıllardır ben öğrencilerle ilgileniyorum. Bu tarz şeyler de geliyor ya abi işte sınıfta kalacağım bu dersten kalırsam işte ya işte hocamla görüşür müsün diye. Gerçekten hani kalmayı da hak ediyorsa o öğrenci kalır. Çünkü kalır yani, kısa yollardan hiçbir şekilde bir şey ulaşmayı kimse beklemesin. Hani bak üniversitesine geliyorum diye eğitim konusunda. Zaten çok çalışmayınca da hiçbir şey olmuyor. Çok çalışacaklar.
Evet. Kalmak da çalışmayı hak ettirir. O da aynı. Kalmaya çalışmaması yani lazım. Yani çok, evet, çok çalışmanız gerekiyor. Zaten yapacağınız çok iş var arkadaşlar. Şimdi...